Sıkma canını abi. Senin gibi buraya katkı veren, yardım eden insan yok. Hepsinin yüzünde maske. Göremezsin, bilemezsin. Ha, geldin mi? Ben Aleyküm öncelikle selam, sana geldim. hoş geldin kardeşim. hoş Aleyküm bulduk. selam. Abi yazılmış ya. Kardeşim, ben sana bir konu hakkında danışacaktım. Evet. Bize hırsız denilmişti senin adınla. Evet, ben neden? Demenin sebebi ne kardeşim? Kardeşim şimdi şöyle bir şey var. Burada bizim adminimiz Ömer abimiz de var. Ömer abi de burada olması iyi oldu. Şimdi ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Adamın buraya geldi. Dedi ki abi dedi ben de emek bir çark astım ve bunun e-postasını almışlar şey aldım ama güvenlik sosu güvenlik şey şifre bug'uyla değiştirilmiş dedi. İyi kardeşim dedim atar mısın dedim ailini dedim. Attı. Peki dedim sana dedim kanıt var mı dedim hani atıyorum renkli beşgen dedim çarım vardı dedim. Bu dedim elmasken fotoğrafı vardır. Yok abi dedi. Ben de bunun üyeliklerini gördüm. Yan çağrımla üyeliklerine gittim, kontrol ettim. Çalların hepsi çalıntı. Buraya gelmiş bana diyor ki çalıntı çal işte çalıntı çallar. Hani düpedüz şöyle söylüyor. Çalıntı çallarınız hani güvenlik sorusu varsa onu alayım ben diyor yani. Çalıntı çağrım bana güvenlik sorusunu almak istiyor benden. Ben de dedim ki siz dedim Kardeşim, zaten... o zaman bak şimdi öyle bize hırsız mırsız demek de olmuyor. O zaman Yok diyeceksin abi, ben ki dedim yani. kardeşim bu hesap senin emek hesabın değil. Emek hesabın olduğunda tekrar sana yardım ederim deyip geri Evet, gönderecektin. onu söyledim ben zaten. Daha demin ne dedin? Siz hırsızsınız demedin mi? Girdiğin gibi evet hırsız dedim diye. Evet, hırsız dedim. Lafın sonunda da hırsızsınız dedim. Bir çalarınızı da bir temcih üzerinde satıyorsunuz, Anladım insanların kardeşim. hakkına giriyorsunuz. Enes, tamam. Yok, bir dakika ya. Sen burada neysin? Sen bana bunu söylesene. Kardeş ben burada sportum. Ne sportusun sen? Bana bir söylesene. Bana bir açıkla. Türk Sportun ne sportçuyum. demek? Sportun anlamı ne? Türk sportçuyum, ilgileneceğim yönetici burada. Yönetici Moderatörüm evet. hırsız mı deniliyor yani? He? Sen burada sportsan millete gidip hırsız demeye hakkın yok. Senin güzel Kardeşim gündemin... buraya Bak gelmiş bir kardeş. insan kendi Şimdi... emek çağrı değil ve beni burada keklemeye çalışıyor. Diyor ki Ha. şu ID'yi atıyor bana. Bak. Hırsızsınız Aklımda demeyeceksin o şu zaman. ID'yi atıyor. Bana Şimdi... burada keriz yerine Bak beni bakayım koyuyor. Diyor. kardeşim. Al bak, benim altımda şu anda 4 taneli emek rayici var. Ben bununla gezmesini bilirdim değil mi? Bak bunlar da var. Sıkıntı yok. Ben bunlardan Tamam biliyorum. gezmesini de bilirdim. Bak ben bunlardan da gezmesini bilirdim. Bunlardan da gezmesini bilirdim. Bunlardan da gezmesini bilirdim. Çok hesap var bende ama şimdi önemli olan hesap değildir. Sen burada Türk sportuysan kardeşim, insan gibi insan gibi dilden konuşacaksın. Sen buraya Ben gelip de insan gibi bak, konuştum ilk kardeş. başta Bana, o saygısızlık zaman buraya yapmadan, gelip de bak hayır saygısızlık bak yapmadan burada ben burada seni şimdi dinledim değil haksız mi? duruma düşürme beni. Bak, bana bağırma. Sadece ben sana dedim ki, bak ben seni dinledim insan gibi, bak ben o adamın lideriyim, başkan dediği insanım. Ben senin yanına bu şekilde gelmişim konuşmaya. Sen beni nasıl dinlediysen ben de seni dinlemek zorundayım, anladın mı? Ama ben seni Tamam anladım. dinlediysem bak, benim mikimi kesme kardeşim. Ben senin mikini kesmemişim, saygısızlık yapmamışım. Burada senin admin'in duruyor, liderin duruyor. Ben ondan gerekeni konuştum zaten. Senin bu şekilde gelip de bana hırsız demeye hakkın yok. Var mı benim hırsız olduğuna dair kanıtın? He? Ben hırsızsam Var. kanıtım var mı? Aç sen kanıtını, göster tabii. Atarım size kardeş. At kanıtını. Çok Kardeşim güldüm. YouTube'da bir sürü Bir dakika. adamlar item kod bana bir, yani itemciden çalıyorsunuz. Siteyle Doğru. düşürüyorsunuz bana. İtemciden kimi Güven abi. çalıyoruz? Bir saniye, bir Çalıyorsunuz bana. Bir saniye. dakika. Dümenci. Güvenci. Dümenci. Kardeşim bak Neyse. ben Bir sana burada dakika. çok büyük bir iddia sunayım. Bir dakika, bir dakika Enes ya. Kardeşim bizim itemciden bir kişiye çağır, hani çaldığımızı dair bir kanıt getir. Bir kişi desin ki Kolombiyalılar benim çarımı çaldı. Benim bu kadar paramı çaldılar. Ben o zaman tamam mı? 20 tane mor kavun bak. 20 tane mor kavun piyasası ne? Tanesi en fazla 90 bin 100 milyon. Vereyim kardeşim sana. Tamam mı? Ya Fena olsun. kardeş, Ama zaten yeter ki yüzüme bana hırsız olduğumu atmışsınız kanıtla. videoda. Siz onları emek Neyi çağlarınıza, atmışız kendi emek kardeşim? çağlarınıza kastınız mı? Ömer abi. Kardeşim Ömer emek abi. bak. Türklerden çaldığımızı gördün mü? Bizim o işten para kazandığımızı gördün mü sen? Tamam da İnsanlara bak, mevzu çarsıtıp şu geri değil. çektiğimizi. Hayır, siz yanlış anlıyorsunuz. Adam mı Türk ID'si atmıyor zaten. Adam mı gidiyor Dümenci. çantı çarın ID'sini Dümenci. atıyor. O konuda haklısın zaten. Sana bir laf diyen yok İşte burada, ben bunu anladın mı? söylüyorum, siz bana konuyu Ama çarpıtıyorsunuz. sen oradaki, senin son lafın çok milleti bozuyor, anladın mı? Sen burada bana laf geliyor, anladın mı? Şimdi sen bak, o çocuk şu anda nerede biliyor musun Barık? O çocuk şu anda bilgisayarını kapatmış ağlıyor, anladın mı? Ben onun başkanıysam ben buraya geldim senin gibi yanına adam gibi. Adam sandım seni, geldim buraya. Şimdi sen bana dedin ki, bak Ömer abi sen burada şahitsin abicim. Arkadaş dedi ki kanıt at dedim. Bana dedi ki temsilciden bu kadar insanı dolandırıyorsunuz.
Ömer abi ben sana itemci hesabımı veririm abicim. Gir bak bakayım ticaretlere. Bütün yaptığın tartışmalara bak. Bütün ticaretlerime bak. Teker teker herkese mesaj atabilirsin. Sıkıntı yok. Benim bir sürü kanıtım var. YouTube'dan dedin. Ondan sonra çevirdin itemciyi. İtemciden sonra başka pavyonun şeylerini çevirirsin sen kardeşim. Ben senin gibi insanlardan çok uğraşıyordum. Aynen dümenci lafından veya dümenci lakabından birçok insan var. Gerçekten de dümenci bir insansın. Haberin olsun. Ben hiçbir zaman yanlış anlama. Ben de şu anda videodayım. Bak şu anda ben haklı bir şekilde konuştuğum için Ömer abi beni şu anda alttan uyarmıyor. Beni çünkü şu anda saygısızlık yapmadığım için uyarmıyor. Şu anda ben haklı olduğum için uyarmıyor. Ben sana şu anda hırsızsınız desem şu anda Ömer abiye laf giderim. Ama ben sana şu anda diyorum ki bak yaptığın çok saçma bir şey, tamam mı? Kendine gel veya birkaçtaki insanın ne olduğunu, kim olduğunu bil. Bak biz YouTube videosu çeken insanız. Biz hesap kasan bir insanız. Bak benim belirli IP'lerde benim çarlarım var. Aynı 5-6K katkısı olan hesaplar var. 15K katkısı olan var. 15.000K. Yani ben bu hesapları ben boşa katmamışım. Altındaki hesap. Bak ben sana en kısa örneğini geçeyim. Altındaki hesap 5.000K katkısı var. Bu bodu değildir kardeşim. Git 5.000K katkını yap. Bak o zaman kardeşim. Bak. Bu senin maskesi değilmiş. Enes Pekmez cihazında bir dakika. Hesap düşürme kombolis çekme kesin bilgi yazıyor. Bir dakika. Hemen bak. Senin hesabın düşmüş mü? Hesap düşme kombolis tane. Bir dakika bir dakika. Ben şimdi bana gelip de burada diyeceksin haksız değil bana misin? Bana laf yapma. Bana hesabın düşmüş mü senin orada hesabın? Senin hesabın mı bunlar? Yok. O hesapların kardeşim, ne olduğunu bil. Kardeşim zaten Türk hesaplarınızı çalıyorsunuz demedim ki ben size. O zaman Ruslar hayır. Niye... Bir dakika moruk. Yabancıların ki hiç çalıyorsunuz mu burada? Ruslar niye bizim hesaplarımızı çalıyor? Sen burada sportsan kardeşim. O zaman o hesapları niye alıyorlar bizden he? Biz niye gidip de Google Gmail'den ulaşmaya çalıştığımızda bize niye yanlış bilgi tekrardan atın, yanlış bilgi tekrardan atın diyor. Niye haksızlık yapılıyor? Hadi sen de bana bunu açıkla. Sen kimsin de beni burada bu şekilde yadırgıyorsun? Kardeşim zaten kanıtlarım var ya. Bak kanıtlarım var. Kanıt dedim, kanıt attım. Bir dakika. Mevzu şu Enes. Kardeşim hayır, benim şimdi Enes mi olduk? Bir dakika dur. Daha demek kardeştim kardeşti konuşan sendin. Bir dakika dur. Şimdi de Enes olduk. Şimdi de birazdan kanka oluruz. Bekle kardeşim. Kendine gel. Ne her kardeşim ya, ne kankası sen neyi lafı cıvırçıyorsun ki? Kusura bakma kardeşim. Her kombinizi çeken hırsız değildir. Sen o hesapları kime verdiğimi bir kere daha düşün ve kendine gel. Benim orada yaptığım etkinliklere gitsen bak sen gör. Benim kanalımı gör. Benim IP'm 1071 ne kadar etkinlik yaptığımı bütün recalemi bilir. Benim ne kadar hesap dağıttığımı senin gibi dümenci insanlar, senin gibi nankör insanlar görmez, gözü dar insanlar görmez kardeşim. Kardeşim daha ben şu anda video yapayım, tamam mı? Ben bu videoyu alacağım. Ben bu videoyu alacağım kardeşim. Atacağım YouTube'a. Senin de rezilliğini bütün herkes görsün. İstediğim kadar Ömer abi de, Ömer abi de senin böyle ne yaptığını böyle daha dikkatli çektin anladın mı? Bir sürü insan desinler ki ha Türk Sport'u bu çocuğa böyle yapmışlarsa bize de böyle yaparlar desinler anladın mı? Desinler ki gün sonra sırf 2-3 tane insan için bizim hesaplarımızı geri alıyorlar desinler anladın mı? Bu da sırf senin yüzünden çıksın ki burada da senin cezanı alsınlar anladın mı? Sen bir insana gidip de hırsızsın demeye hakkın yok. Ben hırsız değilim anladın şimdi mı? Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Ömer abi ha, burada haksız görmüş olsaydı şu anda benim burada üyeliğimi silip beni def etmesi lazımdı. Peki ben şimdi şöyle bir şey. Ben size Türk ailesi çalıyorsunuz demedim. Yabancı ID çalıyorsunuz dedim. Bir de şöyle bir şey. Adam buraya geldi. Miraç buraya geldi. Abi dedi ben dedi bu çar emek çarım dedi. Üstüne basa basa. Ben dedim ki kardeşlerim bak dedim bu çalıntı. Hatta dedim Kolombiyalı teyamdası onlar da hırsız. Onlar da çalıyor dedim. Olay bu. Ben lafımın arkasındayım. Hani peki. Çağın hesapları ve bu atılan hesaplar falan ne burada bir sürü şeyleriniz var. Tamam mı? Siz bu Riyetik aleminde nasıl şey yapıyorsunuz? Çallarınızı şey yapıyorsunuz? Kardeşim bir şey söyleyebilir miyim sana dümenci? Ya şey sorun yok. Sorunu halledecek gibi bir şey değil. İki taraf da zaten şey inatçı. Dümenci kardeşim senin bir dakika telefon çaldı. Heh. Senin şeyin şu kardeşim bize hırsız diyorsun. Hani çar çalıyoruz. Doğru benim. Çar çalıyoruz. Doğru. Ama bak biz çaldığımız çarları tamam mı? Millete parayla satıp ondan sonra çarları atlarından geri setip başkalarına hani satmıyoruz geri çekip. Anladın ama mı? Ama satıyorsunuz. Biz kardeşim bir elde ediyorsunuz. Kardeşim belli bir kazanç ne biliyor musun? En fazla VDS paramızdır ha. O da hani 2 ayda bir belki bir tane hesap satarız. O da 35 milyonluk bir tane renklidir. Hani bu kadar ha. Peki siz bunu kendiniz mi kasıyorsunuz? Milletin aynen ben kendim kasıyorum açıyorsun. Kardeşim. Al. Ben kardeşim o çarların hepsi zaten bizden altın taştan kabuktan beri var. Bir dakika sen benim altıma, altındaki şu hesaplara bakmazsan nankör bir insansın tamam mı? Git bak bakayım oradaki bütün hesaplara katkısına. Ben o hesapların hepsi 8 bin 10 bin katkı olduktan sonra satan insanım ve emek olarak satan insanım.
Ben de böyle bir Kardeşim şekilde yatırım emek ama kasmak ne demek sen değil bu biliyor kadar bana musun? sır diyorsun, tamam mı? O kadar gidip hesaba bu kadar, o kadar çalıntı hesapları altında gezen birçok insan var, gelip de beni hiçbir zaman yadırgamam ama bu şekilde. Bak bakayım, ben bugün daha 14 saat önce bir tane hesap atmışım, video atmışım ve yazdığım da şey şu: çalınan hesaplar ve bu atılan hesaplarla ilgili önemli açıklama. Ben bu kadar insanı uyarıyorsam, ben bu kadar insana hesap dağıtıyorsam, ben bu kadar insana yararlı bir şey yapıyorsam bu reyce aleminde, benim bir farkım vardır. Ama sen bu kadar sağlam büyük bir insansan, git bakayım o kadar hesap çalan insan var, hesap o kadar bu atan insan var, git onlardan hesabını sor, git onlardan sizde bir daha. Ama hiçbirisi de buraya gelip demiyor ki. Bana bir daha hiçbir zaman hesap demiyor. Buraya gelip demiyor ki. Daha demin hesabı dedim. Bana gidip de bana daha olsun benden istemiyorum. Bana daha demin hırsız dedin. Tamam, ben hırsız dedim zaten. Tamam mı? Ben hırsız değilim, tamam mı? Git istediğin kişiye de istediğin şekilde de banlat beni. Sen banlatırsan buradaki bütün insanlar, herkes senin gibi insanlardan zaten çok var kardeşim. Allah'a söven olsun, dine, kitaba, kulağına, PKK'lıyor, şununla bununla bir sürü insan var. Sen onları karıştırma bizim. Ne karıştırıyorsun lan? Hırsız eşittir PKK, başka bir şey yok. Bunu hırsızsan PKK'lısın, bu çözüm yok. Hırsızsan böyle insan işte. Türklere yani yaradın olmuyormuş ki, sen böyle bir şeylerden uğraşıyorsun, anladın mı kardeşim? Sen bunları diyorsan bir Türk sport olarak sen utanmalısın. Sen bir Türk sport olsun. Peki ben şimdi tamam şöyle bir şey sen söyleyeyim. Sen bir Türklere hırsız diyen insansın. Bir dakika. Ben utanmam tamam bir abi. Dakika ben sana hırsız dedim. Türkiye hırsız dedim. Enes onunla haklıyım. Türkiye hırsız dedim. Peki ben sportla report atarsam, çiçket attığım zaman Rus adminleri çiçket atacağım. Ben senin o çaldığın hesabın ID'sini atacağım. Rusya demeyecek mi? Ah bu Türkler bizden çarlarını çalıyor sonra onaylattırıyor işte gönül sosyal hisse demeyecek mi? Ve biz burada kardeşim sana zaten kimse onu yolla demiyoruz. Bak biz orada zaten senin haklı buluyoruz. Heh, bizim adamımız gelip zaten çalıntı çare size öyle göstermemeliydi ama bizim de bak sıkıntımız şu, bize hırsız diyorsun. O çocuk bir tane kabuk, üç kabuk kaç? 3 mü 4 mü ne bir şey düşürmüş işte. Sana getirmiş hani kendini akıllı sanarak, zaten küçük çocuk hani büyük de değil. Kendini akıllı sanarak sana getirmiş. Sen de diyecektin ki kardeşim bak bu hesap senin emek hesabın değil. Öyle tamam. Zaten. Kardeşim ondan sonra geri döndürecektin. Bak hırsızsın demesi yanlış. Tamam mı? Ondan sonra geri gönderecektin. Kardeşim emek hesabın olursa ben sana yardımcı olurum. Birlikte ticket atarız dersen. Hani diyecektin, gönderecektin ondan sonra. Konuyu burada kapatalım Enes. Şey yapmaya gerek yok. Zaten ikiniz de hiç sözünüzden dönmüyorsunuz. Dönelim biz Recep'e. Allah'a emanetsiniz kardeşim. İyi akşamlar. Ben Ömer abinin son sözüne bakalım. Ömer abi sıkıntı yok. Ben bu videoyu atmanı istiyorsan ben her türlü her şekilde atarım abicim. Hakkımı da savunurum. Seninlik bir olay olmaz. Seni fotoğrafta her türlü kapatırım. Ama bu insanı hırsız dediği için güzel bir halk. Ya kardeş istediğin şimdi yere verebilirsin. Bak tekrardan diyorum. Benim burada yetkililerimi açıklamam. Bak sen ben Ömer abime de açıklamayı yaparım. Sen bir herkese bana gereken açıklamayı yaparım tamam zaten. Buradaki insanlara bak. Benim lan bu değil. Sana daha deminki açıklamamda yani videonun ilk 10 dakikasında sana dediğim açıklama şu. Sen buraya o arkadaş geldiğinde sonuna kadar haklıydım. Ama hırsızsınız kelimesi çok yanlış bir şey. Sen burada Türk sporttan tamam mı? Kendine geleceksin. İlk başta adama diyeceksin ki kardeşim. Ha bak sen böyle böyle Rusların hesabını bu şekilde yadırgıyorsun. Yapma kardeşim bunlar yanlış şeyler. Ama bu şekilde yapmak yerine git bir tane emek hesabını getir. Daha doğru düzgün onlardan ilgilenelim. Çünkü biz Türk sporcuyuz. Böyle işlerden giremeyiz. Biz bu şekilde farklı bir konularda yardım etmiyoruz diyeceksin, bitirecektin. Ama sen orada tutup da hırsızsın deme bana geliyor laf, anladın mı? Yani laf sana geliyor be. Ben sitesinde gelirse, görüyorum ya. Ben Ömer bak, abiye de atayım ya. Sen şu anda linki burada baba bilgisayar bile senin babanın bilgisayarı. Senin değil. Real alemde cebinde 20 milyon parası olan insansın. Beni konuşturma, bence seni burada ağlatırım. 20 lira mı? Savundurma. Real alemde hiçbir kardeşim, şey yok. Kardeşim ben burada 19 yaşındayım. 19 yaşındayım. Ben bilgisayar mühendisiyim. Ben de burada 22 yaşındayım kardeşim. Muhasebe mezunuyum. Yeminli mali müşavirim. Muhasebe mezunusun. Ben mühendisim. Bence kendine gel, tamam mı? Mühendisten bir muhasebecinin bir primini araştır. Ondan sonra gel. Bence bunları hiç burada konuşmaya hiç kesin gerek yok. Kardeşim burada sen haklısın. Maddi manevi. Haklısın baba, ben özür dilerim ya. Yanlış anlaşıldı. Maddi manevi. Ben özür dilerim baba, ben özür diliyorum yani. Burada hırsızsın diyen sensin. Daha gelip de bana bu şekilde yadırıyor ama kendine gel. Sen burada şu anda Ömer abi olmasaydı seni bir farklı bir yerde tutsaydı. Seni çok güzel bir şeylere haklı bir şekilde yapar. Ömer abim var, anladın mı? Şu gelmiş geçmiş şu alemde en güzel Türk admin olarak, tamam mı, gösterilen bir tek admin Ömer abidir. Bak bunu bil. Senin çok güzel bir başkanın var. Çok güzel bir yönetici, bir kişiliği olan bir abimiz var burada. Sen ona saygı... Ben de zaten onun için buradayım zaten. Ben... Ne oldu? Tamam.
Ben de sana bir daha bunları söylemem. Bir daha da benim timime hırsız deme. İnsan gibi gel uyar veya gel burada Ömer abine söyle, tamam mı? Ömer abi seni zaten geldiğinde bana Ömer abinin zaten bir kelime demesi yeter. Tamam mı? Bir daha da ben seni uyarmam kardeşim. Eğer bir daha da böyle bir sorun olursa ben bu video değil, ben bu videonun daha güzellerini çekerim. Sıkıntı olmaz. Ben bu videoyu yine atacağım. Ama Ömer At. Abinin hatırını bil. Bak sözümü kesme kardeşim, anladın mı? Sen saygısız insansın. Hırsız insansın sen ya. Ya kesin öyledir kardeş, hırsız insanımdır. Aha, hırsızımdır. Sen Eş. sporsun, senin gibi sportun ben ağzına tüküreyim ya. Sen nasıl bir Türk sporcusun ya? Sen nasıl bizi temsil ediyorsun ya? Ne kadar gerekmez bir gerizekalı bir Sen insansın olayı anlamamışsın galiba. Sen olayı farklı yerden mi bakıyorsun? Yok, sen karşıdaki insanı sen çok küçümsüyorsun farkındaysan. Kendine gel Ben bence. küçümsemiyorum. Şimdi ben 2000 o gibi ayda insanlar yazsaydım, bir anladın yıllık mı? bir Ben o tane ayda hesap yazsaydım buna kapanırdı. Bu kapanırdı. rejide adam oluyor ya. Şu spor adamlar adam oluyor ya. Ben bu rejide 2013'ten beri ben buradayım. Kimin ne şey yaptığını ben Attan zaten kanıtını. gayet, Kanıtını at. gayet iyi biliyorum. Kanıtını at. Anlatabildim mi? Attan kanıtını. Sen Kanıtını bu Teoman da at. Kanıtını senin at. 2 senelik 3 senelik Teoman var senin ya. Kanıtını Sen attığına burada yoktur tabii bir ki. Dakika, bir dakika. Bu Kanıtını altın saçı. Kardeş. Ben bir şey söylemiyorum, ortamı germeyeyim. Umut kardeşim, kimseye gelip burada hayır hayır bak, kimseye gelip burada ezme hakkın yok. Beni yok, siz eskiden başlamadınız. Ben ezmiyor. 2013'ten beri buradayım diyorsun. Sizin timiniz daha Evet. 2 yıllık diyorsun. Bizle dalga geçiyorsun resmen Evet. kardeşim. Evet, attığınız videolarla, çarşamba Hayır. videolarla. Bunların çoğu inaktif hesaplardır, bak bunu bilmiyorsun. Kombodan düşen bütün hesaplar inaktiftir. Yani büyük ihtimal 2012'den 2013'ten beri kullanılmayan hesaplardır. Kombo list çekmeyi bileceksin önce. Hani bu bilgiler hakkında, hani bu konular hakkında bir bilgin olsun, ondan sonra bize şey yap, böyle kelime yap. Burada Peki, gelip bize diyorsun Ruslar timimiz 8 senedir. Kardeşim biz burada niye gelip bunu Rusların eziyiz? Kardeşim Ruslar Rusların neden eziyiz bizi diye bir şey yok ki. Şimdi, Rusların eziyiz diye bir oğlum şey sen yok. bu kadar büyük adamsan, Kardeşim real aleme bir dön. Tamam mı? Burada Kendine bak, Enes Ruslar dur. senin ananı sikecek haberin yok. Ya tamam Enes. RC dön Enes, tamam. Tamam. Sinirlenme gerek yok, dön Recep. Kardeşim, dümenci bir saniye. 2-3 senelik loncanız falan falan var diyorsun ya. Bir dakika. Ha, onun da Emek yok hesabımı zaten. ekle. Hayır, emek hesabımı ekle. Ben sana bir gün böyle müsait olduğum zaman loncamızın 2 senelik olmadığını kanıtlayayım. Tamam Ha, kardeşim. tamam. Anladım birader. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ömer abi, bu tür konulardan dolayı abi, kusura bakma. Böyle insan olduğu için cidden gerçek yüzünü de belli etti zaten videoda. Kusura bakmayın tekrardan. Doğukan, tanıştığımıza memnun oldum kardeşim. Ben de memnun oldum. Sağ olasın kardeşim, Allah razı olsun. Ömer abi tekrardan kusura bakma abicim. Kendinize iyi bakın. Beyler, gördüğünüz gibi bu sportun gerçek yüzü belli oldu. Anlatılacak bir şey yok. Herkes kendine baksın. Her insanın altında maske olduğunu görsün. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanetiniz beyler.